Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Açıklamada gördüğünüz gibi bir taktik videosu çekmek istedim. Daha önceki serilerde 19'da 20'de çektiğimde gayet iyi sonuçlar alıyordunuz. Burada da yine sadece diziliş ve taktik değil, genel yorumlamak istediğim birkaç şey var. Belki bazılarınızın oyunları iyi gitmiyordur ve bu söylediklerim işine yarayacaktır. Oyuna yeni gelen bir takım kimya olayı var. Bu bence taktik, diziliş hepsinden daha ön planda. Yani takım kimyanız ne kadar iyi olursa dizilişte ve taktiklerde ne olursa olsun takıma uyacak şekilde daha başarılı sonuçlar alıyorsunuz. Ama takım kimyası düşük olduğunda taktikte ne yaparsan yap, dizilişte ne yaparsan yap belirli bir seviyede maç kazanabiliyorsunuz. O yüzden kimyayı yüksek tutmak çok önemli. Buna biraz dikkat edin bence. Oyuncu alırken, işte takımınızdaki oyuncuları oynatırken kimyanın nasıl yükseldiğini bilmeyenleriniz varsa benim dikkat ettiğim kadarıyla oyuncunun performansıyla alakalı ve süre bulmasıyla ne kadar iyi oynarsa, ne kadar mutluysa takım kimyası da o kadar artıyor. Öncelikle buna özen gösterdiğinizde artık diziliş ve taktik olayına geçebilirsiniz. Şimdi 3 tane dizilişten bahsetmek istiyorum. Aklınızda olsun bunlar. 3'e bölme sebebim de bazı takımları aldığınızda savunması güçlü oluyor. Bazılarının orta sahası, bazılarının ise hücum hattı, yani forvet hattı güçlü oluyor. Bunlara göre birkaç tane diziliş ayarladım. Öncelikle ilk başta savunmadan başlıyorum. Daha sonra orta saha ve hücum olarak geçeceğiz. Şöyle bir savunmanın dizilişini yapıyorum hemen. Şimdi neden böyle tercih ettiğimi söyleyeyim. Burada şuna da dikkat edebilirsiniz. Hatta şöyle de yapabiliriz. Hatta bu şekilde yapalım. Bu benim Barcelona'da da kullandığım bir dizilişti. Otomatik seçelim. Oyuncular kırmızı görünmesin. Buradaki önemli olan rollerde savunma hattınızın topla oynayan savunma olması gerekiyor. Yani ne kadar topla oynarsa hücuma o kadar fazla top göndermiş oluyor. Burada oyuncularınızı stoper olarak kullanmanıza gerek yok. Dediğim gibi topla oynayan savunma olarak tutarsanız sizin için daha iyi olacaktır. Ama tabii şuna dikkat edin. Savunmanız kötüyse, yani topla oynayamayacak seviyede ise zorlamayın. Farklı bir diziliş deneyin. Ama dediğim gibi iyiyse zaten bu taktik dediğim gibi düzgün, kaliteli savunmaları olan takımlar kullanmalı bence. Ki kullandığında da gayet iş görüyor. Sistem şekilde topla oynadıkları için çok fazla uzun top atıyorlar ve bu net bir şekilde gol pozisyonuna sokabiliyor sizi. Beklerimizi kanat olarak oynatıyoruz. Buraları yine sizin tercihinize bırakıyorum. Ben şu şekilde oynuyorum. Arka tarafta defansif bir oyun kurucum oluyor. Çift yönlü orta saha, gelişmiş oyun kurucu, gelişmiş oyun kurucu. Bir tanesini genel forvet, diğerinde hedef oyuncu yapıyorum veya bitirici tarzında oluyor genelde. Onun dışında buradan genele geldiğimde genişliğimizi olabildiğince geniş tutmak takımı iyi oluyor. Çünkü sahaya yeterince dağılmış durumdayız. Burayı daraltmak biraz savunmada sorun çıkarabilir. Mentalitemizi hücum veya normalde tutabilirsiniz. Ne şartlarda değiştirelim derseniz, orta sahanız hücum hattınıza göre iyi ise hücumda kullanın. Orta sahanız düşükse normalde tutun. Çok fazla risk almaya gerek yok. Takımınız genç ve hızlı yorulmuyorsa tempoyu hızlı tutabilirsiniz. Biraz yaşlı bir takımınız varsa normalde tutun. Yaratıcılık, yani ben çok fazla macera perest oynatma taraftarı değilim veya disiplinli olması taraftarı da değilim. O yüzden genelde normal tutuyorum ama bazen macera perest yapabilirsiniz. Oyuncuların kendi yeteneklerinin dışında bir şeyler denemesi işe yarayabilir. Pas tarzımız burada direkt olacak. İki kanattan bastıracağız. Forvet oyuncularımız ceza sahasına paslaşarak girecek. Buradan da erken orta açı yapabiliriz. Kanatlarımız bastırdığında veya oyun kurucularımız aynı şekilde bastırdığında, ama burayı yine buradaki seçimi size bırakıyorum. İsterseniz karışık kullanın. Savunmaya geldiğimizde savunmamızı yarı sağdan tutacağız. Sert olacak. Savunma çizgimiz normal kalacak. Çok fazla geride olmamıza gerek yok. İlk dizilişim ve taktiğim bu şekilde. Bu savunma içinde. Şimdi orta sahaya geliyorum. Hemen şöyle bir izledim. Talimatlardan çıktık. Niye şu an oynatamıyorum? Bir dakika. Anladım. Rollerde kilitliymiş. Tamamdır. Düzelttik. Şimdi dörtlü bir savunma hattımız olacak orta saha içinde.
Defansif orta sahalarımız iyi ise, daha doğrusu iki tane kullanabileceğimiz defansif orta sahamız varsa bu şekilde tutabilirsiniz. Veya bu şekilde. Buraya bir oyuncu yerleştiriyoruz. Sonra böyle bir diziliş olabilir. Veya kapalı tutabilirsiniz bu şekilde. Ama açık tutmanız taraftarıyım. Sahaya yayılmak önemli. Orta sahayı tamamen genişletmek istiyorsak. İki tane defansif orta saha için dizilişim bu. Tek ise şu şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Burada da yine orta sahayı tamamen hükmetmiş olacağız diyebilirim. Yine ikili forvet oynamak isteyen varsa şu şekilde yapabilir. Burayı bu şekilde daraltmak istemiyorum diyorsanız böyle oynatabilirsiniz. Veya yine şu şekilde çekebilirsiniz takımınızı. Ben bunu Barcelona'da çok oynadım. Zaten kariyerden izliyorsanız görüyorsunuzdur. Bu şekilde orta saha yoğunluklu takım da kurabilirsiniz. Burada ne yapacağız derseniz, burada geniş oynamayacağız, normal oynayacağız. Hatta gerekiyorsa dar bile oynayabilirsiniz. Mentalitemiz burada hücum ve çoklu hücum olacak. Yani ofansif oynayacağız olabildiğince. Çünkü orta sahalarımızı çok fazla geride tutmanın bir mantığı yok. Tempomuz hızlı veya normal aralığında olacak yine. Yaratıcılığımız burada macera perest olabilir. Orta sahalar bence oyundaki en aktif role sahip olan mevki diyebilirim. Yani macera peresti burada kullanın. Pas tarzımız karışık olacak. İki kanat veya karışık kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu şekilde kullanırsanız iki kanat yapın. Eğer böyle dörtlü çekecekseniz, bu şekilde oynayacaksanız karışık oynamanız taraftarıyım. Bunun dışında forvet oyuncuları yine karışık olabilir burada. Erken ortalar veya çizgiye yapılan ortalar güzel olacaktır. Savunmada düşük yapıyoruz. Tüm saha baskı diyoruz. Sebebi orta sahayı dediğim gibi aktif kullandığımız için ne kadar baskı o kadar fazla top çalma ve daha seri ataklar getirecektir. Son olarak gelelim forvete. Forvetimiz güçlüyse. Şimdi elimizdeki oyuncu sayısına göre burası değişebilir tabii ki. Şöyle bek olayı kullanacağım da bir dakika. Bunu düzeltmek ne kadar zor ya. Bu dizilişi belki hiç aranızda yapmayanlar vardır. Ben çok etkili olduğunu düşünüyorum. Ama takımı çok iyi oturtmanız gerekiyor. Yani tehlikeli mi? Evet, tehlikeli. Ama işinize yarayacak mı? Evet, çok yarayacak. Burada yapmamız gerekenler. Diziliş tamamen bu şekilde olacak bu arada. Benim iki tane forvetim yok. Orta sahayı biraz daha geniş tutmak istiyorum diyen varsa aranızda bu şekilde de oynayabilir. Şimdi dar alanda oynuyoruz. Normal oynuyoruz. Hızlı tempo ve disiplinli oyun. Pas tarzımız kısa, karışık kullanıyoruz. Kaleyi gördüğümüz yerden vuruyoruz. Burayı karışık tutuyoruz. Savunmamız yarı saha, sert ve normal olacak. Şimdi buradaki mantık ne? Bu arada rolleri göstermedim. Orta sahada rolleri göstermeme sebebim takımınıza uyumlu roller seçmeniz gerekiyor. Oraya karışmak istemiyorum. Şimdi burada savunmayı çok fazla aktif kullanmayacağız ama şöyle bir şey yapabiliriz. Buraya genel bir tane stoper çekeriz. Bu iki oyuncuyu toplu oynayan savunma yapabilirsiniz eğer elinizdeki oyuncular iyiyse. Ama elinizde bir oyuncu yoksa burayı direkt genel savunma yapın. Varsa ikisini beraber toplu oynayan yapın. Yani bu sol ve sağ ikisini eşit tutmanız gerekiyor. Kanatlarımız arka kanat olacak. Sakın bek yapmayın. Buradaki oyuncumuzsa defansif oyun kurucu olacak. Buradakileri de yine kendi seçiminize bırakıyorum. Siz nasıl rahat ediyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Benim iki tane oğum yok diyenler buraya çekebilirsiniz abi bu şekilde. Bu şekilde oynarsanız hiçbir şey değişmeyecektir. Sadece bu şekilde bir ikili tutabilirseniz güzel olur. Onun dışında forvete geldiğimde bir dakika. Bu şekilde oynarsanız eğer her zaman forvetiniz bitirici rolde olsun. Arkaya da yardımcı forvet olarak koyun. Kim olursa olsun, 10 numara olsa bile yardımcı forvet olarak koyun. Buradaki amaç 2 tane forvet oynattırmak. Forvetiniz yoksa 10 numara pozisyonuna koyuyorsunuz ve yardımcı forvet olarak oynatıyorsunuz. Bu verdiğim 3 diziliş, taktik artık ne derseniz işinizi görecektir.
Hazırlık maçlarında deneyin. Faydası görürseniz takımınızı bunun üzerine kurun. Yani ben faydasını gördüm. Ajax kariyerine başlayacağım Barcelona'dan sonra. Hiçbir transfer yapmadım bu arada burada. Hani bunları deneyeceğim. Daha doğrusu bu şekilde oynatacağım. Denedim çünkü. Siz de hem görmüş olursunuz. Bu video bu kadar olsun. Onun dışında ekstra taktik vesaire sabit bir şeyler geliştirirsem yine taktik videosu olarak paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.